Londra'daki ulusal galerideyiz ve Sir Joshua Reynolds'ın 1773 tarihli bir resmine bakıyoruz. Bu resmin adı Lady Coburn ve Çocukları. Adını duyunca sanki çok güzel, dar kıyafetler içinde üst düzey bir hanım ve şık giyimli çocuklarının portrelerini göreceğinizi sanıyorsunuz. Ama durum hiç de öyle değil. Resme ilk baktığımızda hakim tonun pembe olduğunu görüyoruz. Etli tombul çocuklar da kadının etrafına sarılmış. Sanki onun üstüne üşüşmüşler gibi. Kadın tam ortada, merkezde duruyor. Tabii ki resim kadına bir anne olarak odaklanıyor. Bu kompozisyon bu resimden çok daha öncelerden beri kullanılıyordu. Özellikle de Merhamet alegorisi sahnesinde. Merhamet genellikle anne olarak gösterilir çünkü kendini başkalarına adama fikri genelde çocuklu anne olarak betimlenir. Bu hem merhametin bir benzetmesi oluyor hem de Lady Coburn'ün kendisi hakkında bir betimleme yaratılıyor. Aynı zamanda da kendisi ve oğullarıyla bir portresi de sunuluyor. Bu, sanatçı Joshua Reynolds'ın her zaman yaptığı bir şey figürlerini efsanevi ya da tarihi figürlerin yerine koyuyor. Tarihi resim ve portre gibi iki ayrı resim türünü kendi tarzıyla harmanlamış. Böyle bir hisse kapılmamızın sebeplerinden biri, kürkle çevrelenmiş gibi görünen şu çok pahalı duran altın işlemeli giysiyi görmemiz. Elbisenin kadının üzerinden dökümü tek kelimeyle şahane. Etrafta fazlaca kırmızı perdenin olduğunu fark ediyorsunuz. Yukarıdaki sütuna sarılmış kumaşta şahane desenleri de görebiliyorsunuz. Aslında bu bize klasik ve mitolojik öğeleri çağrıştırıyor. Antik Yunan ve Antik Roma'da olduğu gibi şurada küçük bir manzara gözüküyor. Bu 1700'lerdeki bir manzara olabilir. Veyahut ta Roma'dan ya da resim nerede geçiyorsa oradan bir manzara da olabilir. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ayrıca sol tarafta anne şefkatiyle sımsıkı tuttuğu çocukla annesinin arasındaki ilişki resmin mitolojik tarafını görebileceğimiz bir diğer özellik. Bu poz aslında Rock Bevanus adlı bir sanatçının bir resmindeki aşk tanrısı Küpid'in aynısı. Bu resimde ulusal galerinin koleksiyonunda yer alıyor. Böylelikle buradaki küpit çağrışımı resmin mitolojik kısmını ön plana çıkarıyor. Ve anneye Roma mitolojisindeki aşk ve güzellik tanrıçası olan Venüs vasfını veriyor. Ki bu ressamımız Reynolds'ın sıkça yaptığı bir şey. Bu resimde garip olan şey ise şu papağan. Böyle bir resimde neden bir papağan olsun ki? Aslına bakarsanız oldukça mantıklı bir açıklaması var. Çünkü bu papağan Reynolds'ın papağanı. Alegoriye katkı sağlayan bir öğe olmayabilir. Ancak bu papağanın eklenmesinin nedeninin kompozisyonu dengelemek olduğu söyleniyor. Papağan olmadan resmi bir hayal edin. Burada garip bir boşluk olurdu, değil mi? Acaba portresi yapılan kişiler ne hissetmişti? Resim için poz veriyorlar, eve gidiyorlar, üzerlerini bir açıyorlar. Aa, sanatçının papağanı resimde yanlarında duruyor. Bu zamana kadar Joshua Reynolds ün kazanmıştı. Royal Academy yani Londra'nın resmi okulunun ilk başkanıydı. Bu noktaya kadar kendini kanıtlamış olduğundan çizilen bu resimler onun imzası anlamına geliyordu. O yüzden Reynolds'a resim yaptırmak statü sembolü sayılıyordu. Yani Papa'nın sevseler herde sevmeseler de bir şey dememişlerdir büyük ihtimalle. Bu resimde en çok ilgimi çeken şeylerden biri boyanın kullanılışı. Annenin dizlerinde yatan çocuğun saçına bakın sanki ipek gibi o hissi alabiliyorsunuz. Ayrıca verdiği bu yumuşak his ve fırçanın kullanılışı dantelde ve kollarda kullanılan ağır fırça darbelerine ve koyuluğuna oranla zıtlık yaratıyor. Reynolds'ın dokularda yarattığı zıtlık oldukça iyi bilinirdi. Kadının yanaklarına ya da bebeğin bütün tenine bakın. O kadar yumuşak ve pürüzsüz duruyor ki Fırça darbelerini görmüyorsunuz. Sanki elinizi uzatınca dokunacak mısınız gibi duruyor. Boyanın özellikle daha kalın uygulandığı bölgeler de var. Mesela kadının boynunun arkasından görünen kurdeleye bakın. Kırmızı kadifede biraz yaklaştığınızda fırça darbelerini görmeniz mümkün. Bu sanatçının varlığını bize hissettiriyor. Reynolds hem bize yeteneklerini sergilerken hem de varlığını hissettiriyor.